Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS 2023 Güncel Bilgiler Deneme Sınavımızın ikincisini çözeceğiz. Artık seri seri denemelerimiz gelecek güncel bilgilerle alakalı. Sınava yakın bir süre kala, özellikle Mayıs ve Haziran'ın başlarına kadar güncel bilgiler biliyorsunuz ki ÖSYM buralardan yoklayabiliyor. Buralara kadar ne yapacağız? Ele alacağız. İnşallah buralardan sınavda da sorular gelir diyelim ve ne yapalım, hiç vakit kaybetmeden sevgili arkadaşlar hemen deneme sınavımıza başlayalım. Bunların PDF'ini Telegram grubumuza yükleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Telegram grubumuzun linkini de açıklamalar kısmına ekleyeceğim sevgili arkadaşlar. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Soyu tükenmiş hominlerin genomlara ve insan evrimine ilişkin keşifleri nedeniyle 2022 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Sevgili arkadaşlar, bu bilim insanı kimdir? Svante Paabo denilen bir bilim adamı oldu. Nobel Tıp Ödülüne layık oldu 2022 tarihinde. Bir diğer sorudayız. 2022 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Fransız yazarı sorduk bu sefer de. Bu Nobel ödülleri önemlidir. ÖSYM'ye yükleyebilir. 2022 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan alan Fransız yazar Annie Ernaux arkadaşlar olmuştur. Cevap Bursa seçeneği olacak. Geldik bir diğer sorumuza. 59. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülü aşağıdaki filmlerden hangisine verilmiştir diye sorduk. 59. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülü Karanlık Gece isimli filme ne yapılmıştır, verilmiştir. Geldik bir diğer soruya. Ekim 2022 tarihinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçilen devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sorumuzu yönelttik. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğine Ekim 2022 tarihinde seçilen devlet kim olmuştur? Kırgızistan olmuştur. Cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer soruya. Ekim 2022 tarihinde vefat eden İngiliz aktör Robbie Caltron, Hagrid rolüyle aşağıdaki filmlerin hangisinde oynamıştır? Çocukluğumuzun nedir? Filmidir arkadaşlar. Hangi film? Birçoğumuz izlemiştir. Harry Potter'da biliyorsunuz ki bayağı bir uzun boylu sakallı bir kişi vardı, Hagrid diye. O vefat etti. 2022 tarihinde vefat etmiştir. Geldik bir diğer soruya. Ekim 2022'de düzenlenen şampiyonada Buğsenaz Çakıroğlu İrlandalı rakibini yenerek aşağıdaki spor dallarının hangisinde altın madalya kazanmıştır? Bakın ÖSYM metagazozla ilgili bir soru sordun da spor dalını sormuştu Dilek. Direkt olarak belki bu şekilde sorabilir Buğsenaz Çakıroğlu'nda. Buğsenaz Çakıroğlu da biliyorsunuz ki nedir? Boks dalında yarışıyor ve ne yapmıştır? İrlandalı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi olmuştur. Geldik bir diğer soruya. Ekim 2022'de açıklanan Altın Top Ballon d'Or ödülünü kazanan Real Madrid'in yıldız futbolcusu, Fransız futbolcusu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kimdir bu isim? Karim Benzema'dır. Karim Benzema 2022'de Ballon d'Or'u ne yapmıştır? Kazanmıştır. Real Madrid'de oynuyor şu an. Ekim 2022 tarihinde Sinop açıklarına fırlatılan 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vuran yerli füzemizi sorduk. Arkadaşlar önemli olabilir. Son dönemlerde biliyorsunuz ki ön planda bunlar Tayfun'dur. Bu füzemizin adı. Cevabımız E şıkkı oldu. Ekim 2022'de geçmişte işkencelerle, hak ihlalleriyle anılan, müze olacağı açıklanan cezaevi aşağıdakilerden hangisidir? En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müze olacağı açıklanan Ekim 2022'de arkadaşlar bu açıklandı. Müze olacağı hangisidir? Diyarbakır cezaevidir. Diyarbakır cezaevi geçmişte inanılmaz işkenceler olmuştur burada. Hak ihlalleri olmuştur Diyarbakır cezaevinde. Geldik ona. Ekim 2022 tarihinde 97 yaşında hayatını kaybeden usta gazeteci ve sunucu aşağıdakilerden hangisidir? Önemli bir simadır arkadaşlar. Bu isim kimdir? Halit Kıvanç'tır. 97 yaşında hayatını kaybetmiştir usta gazeteci. Geldik 11'e. Bir otomobilden fazlası sloganı ile yola çıkan TOGG'un
Hangi kampüsü 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmet açılmıştır? Nerede arkadaşlar? Kemlik'te ne yapmıştır? Bunun kampüsü açılmıştır. TOG'un arkadaşlar kampüstür. Gemlik kampüsü. Önemli bir soru olabilir. Çıkabilir. Geldik 12'ye. Ben böyle bir soru bekliyorum arkadaşlar. Türkiye'nin akıllı otomobili TOG Türkiye'nin renkleriyle yollarda olacak. Aşağıdakilerden hangisi TOG'un renklerinin isimlerinden birisi değildir? Bakın böyle bir soru gelebilir sınavda. Anadolu, Kapadokya, Pamukkale, Oltu gibi neler var arkadaşlar? Renklerin isimleri var arabaların. Bunların arasında Kapadokya biraz daha güzel duruyor. Ama Palandöken yok arkadaşlar. Bunların arasında cevabımız değişik oldu. Geldik bir diğer soruya. 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik dalında ödül alan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Çok çok önemli Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri. Herhangi bir sınavda soruyor ya Milli Eğitim Bakanlığı ya da ÖSYM'e. Müzik dalında kazanan ise Ajda Pekkan olmuştur. 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde sinema dalında peki ödül alan sanatçı hangisidir? Sinema dalında ise kim olmuştur? Yılmaz Erdoğan olmuştur. Dediğimiz gibi bu kültür sanat büyük ödülleri önemlidir. Soru değeri taşıyor sürekli. Ajda Pekkan'a dikkat müzik dalında aldı. Yılmaz Erdoğan ise sinema dalında ne yapmıştır? Ödülü almıştır. Bir diğer sorudayız. 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde edebiyat dalında ödül alan sanatçıyı sorduk bu sefer. Ve en sonda vefa ödülü var. Onu da bir sonraki denememize saklayacağız. Vefa ödülü büyük olasılık çıkarsa arkadaşlar vefa ödülü bile çıkabilir. Önemlidir bunlar. Şimdi edebiyat dalında ise ödül alan kimdir? Bakıldığı zaman ödül alan Yavuz Bülent Bakiler almıştır edebiyat dalında. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde edebiyat dalında Yavuz Bülent Bakiler ödülü almıştır. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerle birlikte birbirinden özel, birbirinden güzel çıkması muhtemel soruları görmüş olduk. Buralardan büyük olasılık sorular gelecektir gerçek sınavda. Dikkatli olunuz bunlara inşallah. Güzel güzel çalışın arkadaşlar. Bunların PDF'ini dediğim gibi nerede bulabileceksiniz? Furkan Hoca ile Tarih arkadaşlar YouTube kanalımızın bu videonun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim Telegram kanalımızı. Oradan ne yapabilirsiniz? İndirebilirsiniz rahatlıkla. Sizler için uğraşıyoruz arkadaşlar. İnşallah fayda sağlıyoruzdur diyelim ve videomuza burada sonlandıralım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.